O yüzden de adam başlıyor. o o o yüzden adam 20 senelik kredi veriyor 25 Şöyle senelik kredi mı? veriyor. Sende böyle bir şey yok Meseleyi o zaman zamandan çıkaralım habam, habam şimdi. Gidiyor. Gıda fiyatlarına getirelim. Bu arada Ali Kurt'un aslında uzun bir tweet dizisi var. Evet. Yani bundan ibaret değil önerileri. Evet. Bu bir bir maddesi. Onun dışında başka öneriler var. Mesele konut krizine geldiğinde tekrar değerlendirebiliriz belki tam olarak ne demek istediğini, nasıl olması gerektiğini diğer maddelerle birlikte görürüz. Ama sizin burada bu örneği vermiş olmanız gıda fiyatlarına getirdiğinde geri döndürdüğünde bizi çözüm olarak ne koyuyor karşımıza? Bunu şu Destrasyon açıdan dinlesi. örnek verdim. Bu bu evet. şu açıdan örnektir bakın. Türkiye'de son 8 yılda 2013-2020 yani AK Parti'yi en fazla neyle suçladık biz? Beton partisi. Parayı betona teşvik verdiler. Betonu acayip teşvik ettiler. E bütün haberler, bütün her yerdeki haberlerine oraya inşaat yapıldı, buraya inşaat yapıldı, oraya inşaat yapıldı. Türkiye inşaattan kaynıyor. Ha, ne dedik? Rakamları koyduk. Yani iki, son 8 yılda Türkiye'de yapı ruhsatı alan 6.7 milyon, yani inş, daire yapacağım denilen, yapılmış ve izin alınan, yani bitmiş benim dairem bitmiş, burada oturulabilir denilen sayı 6 milyon. Bunun 4,5 milyonu satılmış ama artan nüfus o dönemde artan nüfusun hane halkı başına ihtiyacına 2 2,5 milyon. Ya yani 2,1 milyon fazlalık konut var ya satılanda. Hı. Bitmişi de eklediğin zaman 3,5 milyon. Tamam. Göçmeni koy. Yani bu konut fazlalığında biz konut fiyat artışı yaşıyoruz. Benzeri tarımda da aynı. Hı. Tarlada hasat edilmeyi bile değer bulunmayan çiftçinin tabiri caizse süründüğü, para kazanmadığı, işte bu hafta sonu gübre fiyatlarına yine zam yapıldı. Büyük zam yapıldı. Yani gübre fiyatları müthiş art. Önümüzdeki yılın en büyük tehlikelerinden birisi gübre kullanamayacak çiftçi. Tarlada çiftçinin para kazanmadığı, aracının para kazanmadığı, satıcının da para kazanmadığı, aracı çok az şey yapıyor, satıcının da marketlerdeki marjdan söylüyorum aşağı düşüyor, para kazanmadığı bir düzen kurdu. Kim kurdu? Mevcut yönetim. Şimdi bir düzen kuruyorsunuz, aynı şeye benziyor. S-400'le gidip F-35'i de kaybettin. S-400'ün de depotu f 35'inde de yok. Hı. Kaybet kaybet. Bak bir sene Bak. önceye gitmiyorum. Biraz önce örnek verdim. 6 ay önce dolar 7 lira işte. Şimdi 9 lira gelmişse. 2 lira bu kadar fark olursa. Tabii ki kiralarda bu öyle artar. Tabii ki yiyecek içecek fiyatları da dolayı işte artar. artar. Tabii ki gideriz soğana patatesi fahiş fiyatta alırız. Onun üzerine sen ne kadar şeyle inzibat yollarsan da aşağı indiremezsin. İndiremezsin onu. Şu anda indirdi ama. Çünkü şu anda senin, bazı Türk marketlerdeki dediğin, fiyatlar... Merkez Bankası dediğin bize karşı katakullü yapan bir merkez bankası olur mu? Yok çekirdek enflasyonmuş, atıyor içinden gıdaymış, düşürdüğü diyormuş. Onun da C diyormuş. tipiymiş, C ya, endeksiymiş. C yani de. böyle, dedim ama ya böyle işte. bir devlet yönetimi. Evet. O, tabii ondan sonra diyorlar konutlar niye yüksek? Dolar niye bu kadar yükseldi? Kim yükseldi? Doların fiyatı düşünce konut fiyatları düşecek mi? Yükselmeseydi böyle yükselmezdi. Tersini ha. söyleyelim. düşecek <laughs> mi? Düşmeyecek. <laughs> düş, düş, <laughs> düşmeyecek ki. Yüzde, Burada, %30 enflasyonun var. Bakın bir nokta daha var. TÜİK yalan söylüyor bize. karşı Kaynakları yanlış yere. Yani kaynakları ben eskiden bir sermayesi olan insanlar eskiden derken şurada birkaç yıl öncesini söylüyorum. 3-5 yıl öncesini. Bir evet. sermayesi olan insanlar ne yapıyordu? Bir işletme, öbürü de o işletmenin yanına bir kafe veya lokanta, bir şey. Reel sektör yatırımı yapılırdı. Türkiye niye dünyada sanal para oyununda 3. 4. sırada oynuyor? Niye gayrimenkulde bu kadar fazla şey yatırımcı oluyor, ihtiyaç dışı yatırımcı oluyor? Niye Türkiye'de son 8 yılda ihtiyacın 2 katından fazla konut yapılmış, pardon ihtiyacın 3 katı konut yapılmış... İki katı fazla konut satılmış ama kiracılık oranı %21'den 26'ya çıkmış. Konuta girmeyin. Arkadaşlar KJ'ye yani yetişemiyorlar. Hep bu Şimdi, şimdi yani. burada sorun şu. Temel ana temelde şu. Türkiye'de sermaye reel ekonomiye gitmiyor. Muhalefet açısından sorun şu. Kardeşim sen iktidara geldiğin zaman ben sermayeyi hem dışarıdan akan sermayeyi hem içerideki sermayeyi ranta mı yönlendireceğim yoksa reel ekonomiye mi bunun modelini nasıl kuruyorsun bunun modelini kur şimdi Peki ben de sana edeyim. bir soru 15 yıl önce dolar 1,5 lirayken şimdi niye 9 lira? 1,5 lira değil miydi dolar? Ama 15 yıl önce şimdi... 15 yıl önce Türkiye daha iyiydi. Tamam şu, niye e, O bu kadar E 9 Bence lira olduğu zaman maliyetler de artıyor bütün gıda, her şey. Fiyatlarındaki bu artışın önüne yani, nasıl geçilecek? Ne geçirecek? yaptılar da 9 liraya? Oldu. Biraz Demek önce e, e, programın e, e, başında saydım ya şey, 2016 tamam, yılı Mayıs ayında başlayan şey süreçte geldi. Şimdi ekonomide gıda fiyatlarıyla ilgili de söylüyorum. Gıda fiyatlarındaki temel sistem yani temel Hı. şey sistem bozuk. Hı -hı. Yani sistem bozuk olduğu için bu mak makaslar açılıyor, Hı -hı. marjlar. Sistemi düzelt, düzelttiğiniz zaman yani kazan kazan formülü çok rahat. Hı -hı. Yani bir konut üzerinden de aynı şeyi söyleyeceğim. Gıda üzerinden de varlık da bizde, yokluk da bizde. Hı -hı. Yani hmm. gıdaya bakıyorsunuz bazı bu yıl bazı kuraklığa bazı bağlı hububat, bakriyat <laughs> ürünlerinde evet sorunumuz var. İthalatı Kuraklığa bağlı anlamıştı. olarak İthalat... bu fiyat artışları evet, evet kuraklığa evet. bağlı olarak. Orada şunu diyebiliriz. Kardeşim sen Kanal İstanbul'la uğraşacağına, Çanakkale Köprüsü'yle uğraşacağına, boş boş köprü evet. otoyollar yaptıracağına niye sulama projelerini Yapma. yaptırmadın? Aynen. Niye sulama kanal, sulama projelerine kaynakları aktırmadın? Evet. Niye bunları yapmadın? Oturduğuna kapatalım. Başkan, çiftçiyi. Onun dışında çiftçinin de süründüğü varlığın hmm. yani ürün de bizde, ürün bizde ama yokluk da bizde. Neymiş hocam? Bir tarafta varlık, bir tarafta da yokluk ama aynı masadaysa, aynı masadaysa ortada nedir sorun? Yönetim sorunu evet, vardır. Sorun Başka mıdır? hiçbir sorun yok. Hmm. Türkiye'nin şu anda bu krizleri yaşamasının ana sebebi yönetim sorunu. Yönetim sorununu Şirk çözmeden getirsen, bunların işini çözemeyiz. Hangisi? Yönetim Şamil Tayyar Hayır, için Şamil, değil Şamil, değil Tayyar. Şey, sizin karar gazetesinde vardı ya Biden'ın çok şaşırmış Erdoğan. Otokrat dediği evet, için. Ona. Aa, onu birazdan verecek Şimdi. değil mi? Tabii Siz. şeyi konuşurken Rusya ziyareti e, ne? Ama konuşurken... bu tam oturdu. Niye yönetim <laughs> sorunu var? Peki Mehmet Eskan'ı mı kıracağız? Ben... bir gün arkadaşlar ya. Evet. <laughs> o Biden'ın e, pardon. Evet Biden'ın Cumhurbaşkanı'nın ilgili şimdi. çok önce yaptığı bir açıklamaya Atıf'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretle ilgili yabancı bir televizyon kanalına röportaj verirken Biden neden bana otokrat dedi anlamadım açıklaması var. O bir gazetenin küpürüydü. Onu bir ekrana getirelim. Karar gazetesindeydi değil mi? Evet. Evet, evet. Biden'ın neden otokrat dediğini anlamıyorum demiş. Giriyorsun sözlüğe otokrat nedir diye. Evet. Girdiğiniz zaman diyor ki siyasal erki tek başına elinde bulunduran kimse. Şimdi bu otokrat kelimesi... Erdoğan'a tam uymuyor mu? Bütün siyasal gücü tek başına ya elinde bulunduruyor tabii. mu? Yani bir Kendisi de bulunduramıyor. Kendi söyledi. Kendi söyleyeceğim. O söyledi. Çok güzel. Cumhurbaşkanlığının sistemi şöyledir. Başkanlık sistemi değil, başkanın sistemidir. Bu sistem başkanlık sistemi değil, başkanın sistemidir. Çünkü başkanlık sistemi kurumsal yapılardan oluşur. Başkanın sistemi kurumsal değil, kişiseldir. Türkiye'deki sistem bu. Kurumsal değil, zaten. Başkanın sistemi yani. Devlet Bahçeli bu sisteme geçerken ne dedi? Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyorsa dedi. Anayasayı cumhurbaşkanına uyduralım dedi. Anayasayı Cumhurbaşkanı'na yani Cumhurbaşkanı'na göre bir anayasa çizildi. O da oturdu bütün herkesi kendine bağlayarak yetmediği gibi varlık fonu kurarak bütün bankaları, bakın 3 kamu bankasını, botaj, bütün enerji kurum, her şeyi kendine bağlı. Şimdi her şeyin başında bir erk. Ne diyor? Otokrat nedir? Bütün gücü elinde bir kişide toplanırsa